Herkese merhaba arkadaşlar. Az evvel Ankara yarışlarını yorumlamıştık. Şimdi İzmir yarışlarını yorumlayacağız. İzmir'de biraz daha böyle geniş, daha karışık gibi görünen bir program var. Yalnız Ankara yarışlarıyla ilgili az evvel bir arkadaşımdan telefon aldım. Bu Granada'yı banko vermiştik arkadaşlar. Bu ikinci ayaklı tay yarışında, şart bir yarışta. Arkadaşım dedi ki bir tane at söyleyeceğim dedi. Yarın cazip çıkabilir dedi. 7 numaralı Ocean Power'ı dedi. Sürpriz aramak isteyenler bulundursunlar dedi. Granada gayet iyi dedi ama 7 numaralı Ocean Power'da isteyenler ikili de düşünebilirler. Çok hızlı bir at olabilir dedi. Çok iyi koşabilir dedi. Bilginiz olsun dedi. Ben de bu dipnotu size ileteyim arkadaşlar. Üstümde kalmasın. Granada'ya güvenmeyip tek atmayanlar yanına 7 numaralı Ocean Power'ı yazabilirler. Veya sürpriz aramak isteyenler zayıf program. 7 numarayla altılı cazip bir hale gelebilir. Startı da 3'müş. Hızlı bir atmış. Bunun annesi çağırlarını ben hatırlıyorum, hızlı bir attı. Küve yavrusu bir büyük sürprizi gerçekleştirebilir diye dipnot olarak sizlere iletmek istedim. Şimdi İzmir yarışlarına geldiğimizde arkadaşlar, altının ilk ayağında 1600 metreye çıkmış mesafe. Mesafe 1600 metreye çıkınca bazı atlara yarıyor, bazı atlara yaramıyor. Burada Sarraf Cavit'e yarayacağını düşünüyorum. 5 numara Sarraf Cavit bana göre günün ilkteki olabilir. Yanına bir tane sürpriz at önereceğim. O da ikincilikler ve üçüncülükler yapan 9 numara Miranda, 91 günlük arası var ama Sarraf Cavit'i zorlayabilecek tek at gibi görünüyor arkadaşlar. Önce 5 sonra 9. Altının ikinci ayağına geldiğimizde 1400 metre çim pisti bir yarış arkadaşlar. Son yarışında eser gibi süratli bir safkanı o gün adeta içeriden böyle yedire yedire, resmen yani parçalaya parçalaya gelen Şubatay tam potada eseri yakaladı, avladı. Çok formda olan bir atı geçtiği için ve inatla ısrarla içeriden geldiği için benim çok beğenimi kazandı. Yarın da büyük favori çıkacaktır ama bu grupta Süerdem'in süratlendirdiği yarışta yine 2 giderek virajda liderliği alıp yarışı kazanacaktır diye düşünüyorum ve banko olarak öneriyorum 5 numara Şubatay. Altınlı üçüncü koşusuna geldiğimizde arkadaşlar, yine 1 numara Secret Lover'ın son açık yarışını çok beğendim. Önde hızlı gidecek olan yarışta her zaman öndekileri avlayabilir. Bence yarışın en şanslı atıdır. Yalnız yine son yarışında bir arası varken sonlarda tekrar tazelemesine rağmen ama dışarıdan gelen ata geçiren 4 numara Rhythm of Color'da ciddi rakibidir. Burayı 1-4 geçelim arkadaşlar. Önce Secret Lover, sonra Rhythm of Color. İkisi de iyi koşar bana göre. Altılının dördüncü koşusuna geldiğimizde ikinci altında ilk ayağı arkadaşlar. Burası biraz karışık gibi görünüyor arkadaşlar. 7 numaralı gün ışığı son yarışına kıpırdadı. Gayet güzel koştu. Kilosu uygun. Yine 8 numara favori kızın son yarışı gayet iyiydi. Bulunduralım arkadaşlar. Artı bu 2 numara Demir Poyraz'ın önde yalnız kalırsa, önde fazla rahatsız eden olmasa, ki sanki bugün onu böyle kaçma anlamında hani böyle çok temposu bozacak at yok gibi. Kilosu ağır ama bir sürpriz şansı olabilir. Ben buraya 3 at önereceğim ama siz de tuttuklarınızı buraya yazın arkadaşlar. İşin içinden bu koşu için çok net çıkamıyorum. 7 numara Günüşü önde, 8 numara favori kız ikinci at ve Demir Poyraz'ın bomba. Örneğin bir Keşkeşan da burada bir sürpriz yapabilir. Yine bir Acı Dilli Fatih de her an yarışı değiştirebilir. Eğer imkanı olanlar burayı hepsi yapabilirler arkadaşlar. Bana göre zor bir yarış. 5. koşuya geldik. Yine zor bir yarış daha arkadaşlar. Önde sürekli kaçtığı zaman birilerine çatan ve temposu hep yüksek tempoda götüren 11 numara Sweetie Beryl bir türlü istediği yarışı yapamıyor ama yarın önde çok rahatsız edilmezse bir sürprizi gerçekleştirebilir. İlk şansı ona verelim arkadaşlar. Ama buraya çok at yazalım. 7 numaralı Bana'yı yazalım. Yine son yarışı iyi olan 6 numara Türk Nur'u yazalım. 4 numara Fresh Yourself fena değil. Yine zaman zaman etkili koşan 5 numara Dökerlis. Ve henüz meydan olmasına rağmen 10 numaralı Power of Angels da bir sürpriz yapabilir arkadaşlar. Zor bir yarış. Elinizden geldiğince fazla at yazın. 6. koşuda ilk altının son ayağı arkadaşlar. Burada size banko önereceğim artık. Riske gireceğim. Cazip bir at olarak çıkabilir yarın. Bilemiyorum AGF'de nasıl bir pozisyonu var ama ben bu atı çok seviyorum. Kara Mehmet'i yarın bu atları kenter yapmasını bekliyorum. Kara Mehmet çok mücadeleci bir at. Bana göre stiline uygun bir jokey bulmuşlar Onur Yıldız.
Daha önce genelde Çetin Ok biniyordu ama Onur Yıldız'a daha da uyum sağlayacağını düşünüyorum. Önde Almuhat tarafından çok fazla sıkıştırılmazsa yarışı çalabilir. 50 kilo çok uygun kilosu var arkadaşlar. Bana göre dediğim gibi yarışın en şanslı atı ve banka olarak öneriyorum. Bence bu rakiplerini geçecektir. At maşallah istim üzerinde güzel koşuyor arkadaşlar. Altının 7. koşusuna geldiğimizde son yarışlarında adeta form sıçraması yapan kardeşi gibi, can kardeşler gibi çok iyi koşan kardeş can. Yalnız son yarışına sonlarda beğenmedim. Böyle bir zorlanır gibi oldu. Acaba çok mu gücünün üstüne çıktı bilmiyorum ama Ulubey'iydi galiba geçti. Ya. Çok zor geçti arkadaşlar. Yine ilk şansı verelim ama 6 numara Take for Tevfik. Son yarışlarına inanmıyorum. Bana göre kaliteli bir at. Her an patlama yapabilir. İkinci at olarak 6 numara Take for Tevfik'i verelim ve yine zaman zaman çok etkili koşan ama son yarışları bozuk da olsa da Özden Yıldırım gitmiş, ona binmiş Baba Medet'e bir şans daha hak ediyor. Kaliteli bir at Baba Medet. Sıralamam 2-6-1 arkadaşlar. Altılının 8. koşusuna geldiğimizde arkadaşlar burası da 1600 metreye çıktığı için son yarışlarında hep tabela içerisinde geçen 1 numara Demir Bars. Ve yine son yarışta öndeki atı giderken gerilerden çok kuvvetli geçen, çok kuvvetli gelerek bir takı değişikliğiyle göz koruyucu taktıktan sonra çok etkili bir ikincilik yapan 14 Şubat arasında bir mücadele olarak görüyorum. Önce 1 numara Demirbaş, daha sonra 4 numara 14 Şubat ve çok sürprizden de 9 numara Orki diyorum arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde arkadaşlar 8 numara Long Rifle'ın bana göre önde çok fazla yıpratılmazsa bu atları geçeceği kanaatindeyim. Bunlardan kaliteli bir at Kadir Tokaçoğlu'yla yarışı Kenter yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir İzmir'i tekrar toparlayacak olursak arkadaşlar kafada dediğim gibi Sarraf Cavit ve Miranda dedik. İki at verdik. İkinci ayak Şubat ayı banko verdik. Üçüncü ayak Secret Lover ve Rhythm of Color iki at verdik. Dördüncü ayakta biraz fazla at önerdik. 7 numara Günüşı, 8 numara Favori Kız, 2 numara Demir Poyraz'ım ve 1 numara Kehkeşan ve Acıdilli Fatih. Siz de tutuklarınızı yapabilirsiniz. Hepsi yapabilirsiniz dedik buraya. Yine bir sonraki koşuda mümkün olduğunca çok at yazalım arkadaşlar. 11 numara Sweetie Belle, 10 numara Power of Angels, 4 numara Fresh Yourself, 5 numara Dökerlik, 6 numara Türk Nur ve 7 numara Bana. Sürprize müsait bir koşuda her şey olabilir. Elinizden geldiği mümkün mertebe çok at yazın. 6. koşuda 4 numara Kara Mehmet'i banko olarak önerdik arkadaşlar. Bizi yanıltmayacağını düşünüyorum. İnşallah. 7. koşuda 2 numara Kardeş Can, 6 numara Tekfort Tevfik ve 1 numara Baba Medet dedik. 8. koşuda 1 numara Demir Bars, 4 numara 14 Şubat ve son at olarak sürprizden 9 numara Orki dedik ve son ayakta arkadaşlar 8 numara Long Rifle'ı banko olarak önerdik. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hepinize dediğim gibi şansınız açık, bahtınız açık olsun. Kanalımıza abone olursanız da bizleri mutlu edersiniz. Hepinize iyi akşamlar, hoşça kalın.